Ayşe burada. Ayşe de çok şık. Allah razı olsun Boncuk Gözlü ablam. O hepinizin kendiyle güzel. Ne düşünüyorsun sen? Bir düşünceli gördüm seni. Kaldım. Burada mıymış Ali? Haber aldın mı? Almadım. Ne oldu sana? Ne oldu buna? Ayşe'ye dün yayından sonra bir şeyler oldu. Dün yayından sonra da aynı şekilde sabah da böyleydi. Bir, ya bir duyum aldı birisinden. Bir duyum, ne oldu? Ali mi evlenmiş? Yok, evlenmiş Allah'ım ben. Hayır, Allah bak, korusun. Dedikodu böyle yayılır ya. Bir duyum aldı. Ali mi evlenmiş? Evlenmiş mi? Ne diyorsun? Nerede? Allah korusun, yok öyle bir yok. Şey. Seda Hanım, Ayşe dün birisiyle telefonla konuşuyordu. Ondan sonra korkunç derecede suratının ifadesi hep böyle olumsuz ve hiç gülmüyor yani. Kimle konuştun Ayşe? Şey, Ali'min tanıdığı Ankara'daki abisiyle konuştu. He. Diyor ki... Ne diyor? Şey, o malum kişi, şey, Kocaeli'ndeki malum kişiyle Ali'yi bir araya getirecekmiş, sosyal medyada konuşturacakmış. Gelmişler, belki de geldiler. Yok, gelmemişler. Boncuk Gözlü ablam sosyal medyada bir araya getireceğim, ikisini konuşturacağım dedi. O yüzden ben biraz sıkıntı, stres yaptı. Ama inanmadım. Hani inanmadım aslında, yapamaz öyle bir şey. Çünkü Halim istemiyor o kişiyi de. Efendim Ayşe? Zaten Ayşe'nin en korktuğu malum kişi İzmit'teki kişi. Yani Ayşe'nin aklında hep o var. O malum kişiyi hiç unutamıyor. Niye acaba? Ondan şüphesi var ya da işte Ayşe'nin... Hani... Ayşe'ye sorsana bak bunu. Evet Ayşe, niye sadece ondan korkuyorsun sen? Ayça'yı falan hiç şey yapmadın, takmadın kafana. Malum kişi çünkü... İzmit'teki kişiden hep oldum olası çünkü korktu. Çünkü o çok tehlikeli bir insan. Ya çocuğu... Allah korusun Alim, onu verebileceğim düzgün bir ortam yok orada. Çok sevdiğin Ayça'nın yanına yolladın ya. Hani gönderirdim, ayrılmasın artık. Ya Ayşe bırak şunları ya. Çocuklarımı düşündüğüm için yapıyorum mu? Bırak. Sen o Ayşe doğru soruyor sana. Diyor ki neden Ayça'dan da değil o koca elindeki malum kişiden bu kadar çekiniyorsun? Neden Ali'yi ondan çok kıskanıyorsun? Hani mesela Ayça için dedin, helal olsun ona dedin. Ali'me kötülük yapacağı için Ayşe abla. Çünkü rahat durmuyor kişi. Sosyal medyada 15-20 kişi ondan şikayetçiyiz. Hani casuslarımdan birini bağlattırabilirim isterseniz. Hani bana inanmıyorsanız her şeyi ispatlayacak birini bağlattırabilirim. Ali tekrar başa dönmüş. Gel şeyin başına, haritanın başına. Yok Boncuk Gözlü ablam yanında değil o kişinin. Hayır hayır. Gidiyor belli ki, oraya gidiyor. Yok, şimdi değil. Başladığı yer nereydi? İzmit. İzmit'ti. Doğukan ve Dilan şuraya karşıya geçin. He? Başladığı ilk Kocaeli i̇lk, değil miydi? Aynen Kocaeli İzmit'ti. Ali demek ki başa döndü. Filmi yok. Başa sardı. Yok dönmeyecek, izin vermeyeceğim. Nasıl izin vermeyeceksin Ali ya? Bana gelecek. Sen koca elindekinden nasıl korkuyordun? Şöyle tırım tırım kaçıyordun. Yok, bana gelecek. Zaten yanında değil Ali. Ama başa döndü bak. Oradan başladı. Manisa'ya geçti. Antalya, Konya, Adana, Hatay, Ankara. Tekrar koca eline. Yok. İzin vermeyeceğim. Ben engel olacağım o malum. Nasıl? Kişi. Şuraya geç, şuradan konuş. Ali'ye de ki bak şöyle de, şöyleyken böyle oldu, böyleyken şöyle oldu. Anlat bakayım. Ali'm aşkım bana gel. O malum kişi senin başını yakacak. Bana gel, bekleyeceğim. Ben seni bırakmayacağım. Niye başını yakacak? Yakacak abla. Bildiğim çok büyük şeyler var. Ama daha önce onun yanındaydı, başı başı da yanmadı. Gene öyle söylüyordun, felaket senaryoları. Yok, yandı. Boncuk Gözlü ablam buraya benim yanıma gelirken, benimle yüzleşmek için gelirken annem hastalandı diye kaçarak geldi. Onu biliyorum ben. Kocaeli'ndeki kişiden Zeynep Hanım da şikayetçiydi. Şimdi Zeynep Hanım bir şey daha söyleyeceğim. Sen de bu Ayşe'yi istemem derken oğlunu felakete doğru mu yolluyorsun, ne? Öyle bir hissiyatımız gelişti şu an Ayşe ile benim. He Ayşe?
Boncuk Gözlü ablam, Özlem'in de bildiği şeyler var. O kişi Halim'e bir şeyler yaptırmış. O yüzden sosyal medyada... Oraya girme, oraya girme. Bak ben başka bir şey söyledim. Zeynep Hanım'a seslendim. Aynen. Zeynep Hanım'a dedim ki, Zeynep Hanım sen bu Ayşe'yi istemem de istemem diye tuttururken, inat ederken Ali'nin başı yanacak dedim. Yanacak. Yani gel şu işi şey yapalım demek istedim Zeynep Hanım'a. Bunları bir araya getirelim de sen de inadından vazgeç. Yoksa gerçekten anlattıkları o zaman, ama sen de hatırla Zeynep Hanım'ın, ya notunuzu alın. Zeynep Hanım buraya geldiğinde... O da olmaz. Haklısınız Seda Hanım demişti Kocaeli ile ilgili. Ağlıyordu bir de. Heh, ağladı. Burada ağladı kadın Zeynep Hanım. Şimdi ben diyorum ki Zeynep Hanım'a buradan sesleniyorum. Bunu istemem de istemem derken, yani pirince giderken bulgurdan da olmayalım. Çocukların anası en azından, torunlarının annesi. Düzeleceğim de diyor. Düzelirim, düzelmez ama... Düzeleceğim demesi de bir düzelme yolunda adım gibi. Bu değişmez. Senin oğlun da değişmez. Sen de değişmezsin Zeynep Hanım. Ne yapacaksın? Bırakacaksın bunlar. Barışsın. Sen geride duracaksın. Karışma. Ne sağlığından olursun ne de huzurundan olursun. Karışmazsan. Karışırsan başın ağrır. Şadıman şimdi diyor ki duyum aldım. Ali Kocaeli'ndekine tekrar dönecek. Kocaeli'ndeki yüzünden Zeynep Hanım burada gözyaşı dökmedi mi bacım? Aynen. Şimdi biz diyoruz ki Ayşe'yi affetsin daha iyi. Bence de evet, mantıklı. Haklı çünkü değil mi? O, haklısınız. Oradakinden başı Ayşe'nin dediğine göre beladaysa, Zeynep Hanım da memnun değilse tabii ki çocuklarından... Memnun değil de ağladı burada kadın. Evet. Ağladı değil mi Şükran? Ne oldu? Evet, Zeynep Hanım geldiğinde gerçekten burada bayağı üzgündü. Hatta sorduğumuzda da ağladı. Yani sıkıntıları vardı. Bence Ayşe'yi tercih etsin. Yani kabul etsin. Zaten torunlarının annesi, başı da yanmasın. Evet. Bir şans daha versin. Zeynep Hanım'a da seslendi ki bak beni çok arayacaksın de. Ne oldu buna ya bugün? Ne yaptınız? Eski kaynana beni çok arayacaksın. Eski kaynana değil mi şu kadına ya? Zeynep Hanım beni çok arayacaksın. Ya abla bir şey diyebilir miyim? Ha. Sürekli hani ben çocuklarımızın annesiyim. Ne kadar da kötü bir insan olsam sürekli beni susturmaya çalışıyor Ali. O malum kişiye bir şey diyemiyor, çıkıp söyleyemiyor. Korktuğu bir şey var. Kurtaracağım ben Halim inşallah. Korktuğu bir şey ne ben abla? Ben diyorum çocuklarımızın annesiyim ben. Sustur onu diyorum. Casuslarıma söylüyorum. Halim'e yazın. Böyle böyle söyleyin diyorum. Ama yok, sürekli beni susturuyor. Güya ben herkese hakaret ediyormuşum sosyal medyada. Malum kişi daha fazla hakaret ediyor. Halim'in Ankara'daki bile hakaret eden kişi o. Beni suçluyor. O video kaydı bile bende var. Ama niye seni suçluyor biliyor musun? Sen onun çocuklarının annesisin ya. Onlarla bir bağı yok. Yani senin biraz daha üsturuplu, biraz daha dikkatli olman lazım diye. Sana o yüzden kızıyor. Anladın mı? Bilmiyorum ama korktuğu bir şeyler var. İşte korktuğu bir şeyler var ki Zeynep Hanım burada ağladı. Aynen. Ya bak Zeynep Hanım, Zeynep Hanım. Gene oğlun düşecek aynı şeyin içine. Sonra geleceğim bir de buraya. Bir şey daha diyebilir miyim abla? Halim o zaman o kişinin yanındayken telefona biri bağlanmıştı. Hatırlıyorsanız, herkes biliyorsa. Ali'ye ben bakıyorum diye. Sonra ben o malum kişiden şüphelendiğimde adam bir tereddüt oldu. İşte benim bildiğim çok şeyler var. Hangisi bu? Kocaeli. Vay. Evet, Ayşe'nin niye bu kadar üzgün olduğunu anladık. Aramış biraz önce Kocaeli'den, Ali bana geri döndü demiş. Ben yalan söylediğini biliyorum o kişinin. Hayır, o kadın yalan söylemiyor. Hayır, Konya'daymış. Bir şey söyleyeceğim sana. O kadın konuştuğu zaman yalan konuşmuyor. Yok ama bak, konuşuyor. Ben, hayır, konuşmuyor. Neden? Bak bunca zaman sesi çıktı mı? Hiçbir olayın içine
müdahil oldu mu? Olmadı. Şimdi burada adı geçiyor. Kocaeli'nde diyoruz ve aramış işte Aydoğan abiye, demiş ki evet Ali yanında. Yok. Üzgünüm. Konya'da olduğunu biliyorum. Babası rahatsız olduğu için Konya'da. Yalan söylüyor şu an. Dedin ya İstanbul'a geldi, dedin ya be yavrum. Yani ben sürpriz yapacak zannettim ama. Zannettin, sürpriz Konya... oraya yapmış. Ne yapacağım? Yok, Konya'da olduğunu biliyorum. Efendim Semra. İnşallah Zeynep Hanım da iyi dinliyordur. Oğlunu yağmurdan kaçırırken doluya tutturduğunun farkındadır. Ayşe'nin sağduyusu çok yüksek. Evet. Ayşe'ye ben de arkadaşım Tülay'la şahit oldum. Telefon konuşmasından sonra o kadar çok ağladı ki çok morali bozuktu. Haklı yani, Zeynep Hanım bu işe bir müdahale etsin derim. Demet. Şimdi sizler bilmeden Ayşe'nin neden ağladığını bilmiyorsunuz. Ben şimdi açıklayamam. Çok üzüldüm ben bir kadın olarak. Ayşe'nin gerçekten itelenmesini, kakalanmasını ben vicdanım el vermiyor. Sizin de düşündüğünüz gibi değil Semra abla ve Tülay ablacığım. O başka bir şey var. Ayşe kendisi daha sonra açıklasın. Ben gerçekten üzülüyorum Ayşe'yi. Lütfen kimse bu kadar ezmesin. Bu kadar... Ayşe kendini ezdirmez ya. Ezdiriyor. Hanter gibi o be. Hayır, biz şahit olduk Seda Hanımcığım. Ezdiriyor. Üzgünüm ki Ayşe'nin bu duruma gelmesi, zaten bu şekilde kendini savunamıyor. Hmm. Gerçekten kendini savunamıyor. Karşısındaki küçücük kişilerden bile darbe yiyor. Anladınız mı? O yüzden ben Ayşe'ye üzülüyorum. Ayşe'nin konusu başka. Üzgün yani. O zaman vazgeçecek. Gözde ablam, beni Kocaeli'ye gönderebilir misin ekiple? Halime oradan kurtarıp geleceğim. Ya da tek gideceğim. Telefonları kapatacağım. O nerede? Ayşe'ciğim ben sana ne diyorum? Hani yanında olmadığını biliyorum ama yine de ben gitmek istiyorum. Şimdi Ayşe, ben senin Kocaeli'ne nasıl göndereyim? Sen çıldırdın mı? Abla kamerayla birlikte gitsek. Ne yapacaksın? Gitsek. Neye gidiyorsun insan? Mesela hani Alim'in hangi orada vasıflı, olmadığını biliyorum. Hangi vasıfla gidiyorsun kadının kapısına? Sürekli uğraştığı için ortalık karıştırıyor şu an. Ortalık falan karıştırmıyor. Diye. Senin çocuklarının babası tekrar o kadına dönmüş, onu seçmiş. Yok, onun yanında değil abla, biliyorum ben. O zaman niye oraya gitmek istiyorsun Ayşe? Tülay. Ayşe'cim, dün burada İstanbul'da olduğunu defalarca dile getirdin. O zaman mutlaka İzmit'te, ama Kocaeli'ndeki orada yanında. Orada haber aldık, orada. Evet, şimdi niye yani bunu kabullenmek istemiyorsun ama gerçek olan o. Çünkü gerçekten hani sen buraya geldiğin zaman devamlı kalpler yapardın. Yayına çıkar çıkmaz Alim Alim seni çok seviyorum, kurtaracağım. Bugün hiç sesin soluğun çıkmıyor. Mutlaka dün gerçekten... O telefonda sen bir şey duydun, ondan sonra tamamen hani gerçekleri öğrenmek insanı bazen çok üzer. Sen de o yüzden çok üzüldün bence. Yok Alim'i seviyorum, ben bırakmayacağım. Tamam, sevgine gerçekten saygı duyuyorum. Çocukların için çok güzel mücadele ediyorsun. Ama gerçekten kendine yazık ediyorsun Ayşe. Ayşe, sana gerçekten üzülüyoruz artık, evet. Ya. Ne yapayım yani senin için, ne yapabilirim şu an? Adam yine gitti öbür tarafı seçti bak. Bunu da Zeynep Hanım düşünsün. Bak, gördün mü? Yok, gelecek Boncuk Gözlü ablam, o Konya'da, ben casuslarımdan biliyorum. O kişi ortalığı karıştırmak için yalan söylüyor. Bence yalan söylemiyor kadın. Efendim Mahsen. Sinirlendim Seyda Hanım. Heh. Ayşe. İki gündür ben de seni çok üzgün görüyorum, üzülüyorum senin adına. Eğer gerçekten buradan Halime tek kelime demek istiyorum. Eğer gerçekten malum kişinin yanındaysa yakındır cezaevine girmesi. Ya Allah Allah. Ya demek ki bazı şeylere... Bildiğim şeyler tamam, var. Tamam vardır tamam, oralara bildiğim girme, şeyler. Özellere tamam girme. Vardır bildiğim şeyler. Yalnız sen bir sakin ol, otur bekle. Bekle bakalım. İnşallah. Bekle. Sakin bekleyecek mi Ayşe mi? Beklesin Ayşe. Seda Hanım. Efendim Büyük Şükran. Ayşe'cim hiç moralini bozma. Allah doğrunun yanındadır. Hı. Ayşe Ali çok çocuk bir değil ki, koskoca adam yani. Kadının yanındaysa yanındadır yani. Şey, hem Ali annesini de dinlemiyor, Zeynep Hanım'ı da dinlemiyor bana kalsa.
Kendi burnunun dikine gidiyor. Konu ben olduğu zaman Zeynep Hanım'ı dinliyor. Annesini dinliyor. Başka birisi olduğu zaman dinlemiyor. Sade sana gelince dinliyor. Ama öbür kadınlara gelince hiç dinlemiyor annesini de. Aynen. Şehir şehir geziyor kadınlarına. Şimdi Kocaeli'ndekinden Zeynep Hanım çok üzüntü yaşadı. Şikayetçiydi. Efendim Nurhan, şimdi ne olacak bakalım, Zeynep Hanım ne diyecek bu işe? Aynen. Zeynep Hanım o kadar üzgün olmasına rağmen bu olayları onayladığını düşünmüyorum olduğu için. Ayşe'cim sen bu kadar üzülme bir tanem. Niye üzülüyorsun bu kadar çok? Bekle bakalım ne olacak sonuçta. Ali döner yine Seda Hanımcığım Ayşe'ye. Çünkü bana gelecek abla inşallah. İnşallah gelecek. Orada olmadığını biliyorum. Ama bu o kadar Halim'le üzülme. Arama girmek için öyle yapıyor. Bak çocukların aklına gelsin bu kadar üzülme. Ya söyleyecek bir şey de bulamıyorum moral vermek için. Şimdi sen mesela tekrar Kocaeli'ne döndü. Bu adamı hala istiyor musun ya? Ben bırakmayacağım, o malum kişinin eline bırakmam. Dönmedi ama ben bırakmayacağım Halim'i. Niye? Seviyorum. İstemiyor seni. Yok Halim beni istiyor. Asıl onu istemiyor. Herkes şahit. Ama orada sosyal medyada herkes biliyor. Neden Şadman? Duymadım. Diyorum ki devam beni istiyor, istiyor deyip duruyorsun. Neden orada o zaman? He. Yok orada. Yani bir mantıklı düşünsene be kızım. Neyse bugün kendinde değil o. Üzülmüş.